Hi there. I and Ready. We are together and we are ready to talk to you. Hi. Today we are going to talk about animals. And we have two kinds of animals now. What are they? They are pet animals and wild animals. 3 weeks ago we talked about pet animals. Yes. We talked about fish, you know, bird, rabbit, cat, dog. Yes, they are also animals, but they are pet animals. Today, we are going to talk about wild animals and farm animals. Bugün birlikte çiftlik hayvanlarından ve vahşi hayvanlardan bahsedeceğiz. This is so enjoyable. Yes. Okay, today again, I have the pictures of the animals. Let's start with the wild animals. Hadi birlikte vahşi hayvanlarla başlayalım. Okay, first of all, let's start with lion. Can you see it? Yes, this is a lion. Lion is a wild animal. It lives in a jungle. Yes, tavşan vahşi bir hayvan ve o bir ormanda yaşıyor. Yes, and it is very strong and fast, you know? Biliyorsunuz değil mi? Yes. This is a lion. Yes, and what can a lion do? Peki bir aslan ne yapabilir? Oh, this is a lion. And a lion can run fast. That's true. Evet, bu doğru. Bir aslan hızlıca koşabilir. Yes. This is a lion and a lion can run fast. Yes. But it, a lion, can't jump. Jump. No, it can't jump. Yapamaz, zıplayamaz. But it can run fast. Good. Yes. This is a lion. Good. Oh, there is another wild animal here. Burada bir tane daha vahşi hayvan var. What is it? Yes. This is a monkey. Yes, you know? Monkey. Şarkımızda da var. Monkey. Good. And what color is the monkey? Yes, it is a brown monkey. What can a monkey do? Ne yapabilir bir maymun? What can? What can a monkey do? A monkey can climb. Climb. Tırmanabilir değil mi? A monkey can climb up the trees. Ağaçlara tırmanabilir. Yes. This is a monkey and it can climb up the trees. But ama, but it can't fly. Of course, no. Tabii ki uçamaz. This is a monkey and a monkey can't fly. Good. If we say what can a monkey do, we use can. Ne yapabildiğini söylersek kullanacağımız arkadaşımız, onu seviyoruz. Can, parmaklarım yukarıda, yapabiliyor. Can. Ama eğer yapamadığı şeylerden bahsediyorsak, bu sefer parmaklarım aşağıya ve suratım biraz daha ekşi. Can't. No, can't. Amerikan İngilizcesinde can't diyoruz ama İngiliz İngilizcesinde buna can't da denir. Hangisini severseniz onu kullanabilirsiniz. Ben daha çok can't dediğimi fark ediyorum. Amerikan İngilizcesine biraz daha yatkınız. Okay, this is a monkey. And a monkey can climb up the trees, but a monkey can't fly, of course. Good. This is a lion and this is a monkey. Lion, monkey, lion, monkey, lion, monkey. Do you remember? We were doing this at school. Bunu sırtta yapıyorduk, size gösteriyordum. Bu şekilde oynuyorduk. Yes, this is a lion and this is a monkey. Hi, monkey. Good. Yes. Now, there is another wild
wild animal. Kelime değil mi? Tam vahşi bir kelime. Wild. Yes, wild animal. And this is a tiger. Pençeleriyle bize saldırıyor. Tiger, tiger. This is a tiger. Yes. A tiger is a wild animal. It lives in a jungle. Okay, then what can a tiger do? Peki bir kaplan ne yapabilir? What can a tiger do? What? Yes, a tiger can run fast again, just like the lion. Tıpkı aslan gibi o da hızlı koşabilir. Yes, a tiger can run fast. Yes, but a tiger can't climb up the trees. No, never, never. A tiger can run fast, but it can't climb up the trees. No, yes. This is a tiger. Yes, it's a wild animal. It lives in a jungle. Ormanda yaşar. And it can run fast. Yes, good. Okay, this is a wild animal too. Good. Now, it is time for a crocodile. Yes, this is a crocodile. Çok havalı bir ismi var değil mi? Ağzını açıyor, hareketini yapalım. Crocodile. This is a crocodile. Crocodile. Yes, this is a crocodile. It's a green crocodile. It is a wild animal. It lives in a jungle. Yes. O da bahçe giremiş ormanlarda ve nehirlerin oralarda yaşar. Yes. This is a crocodile. Yes. What can a crocodile do? Yes. I can hear you. Duyabiliyorum ne söylediğinizi. A crocodile can swim. Yes. Yüzebilir. A crocodile can swim. But it can't fly again. Fly, of course, no. Güzel nasıl uçabilir? A crocodile can swim, but it can't fly. Fly, no. Good. This is a crocodile. Do you like it? Sever misiniz? Oh, yes, I do, but it is a bit terrifying. Biraz korkutucu olabilir. Yes. Okay, now it's time for the elephant, elephant, elephant. Elephant is a wild animal. It is big. It is heavy. Yes, and it lives in a jungle. O da balta girmemiş ormanlarda vahşi bir şekilde yaşar. Yes, it is an elephant. Good. What can an elephant do? Yeah. An elephant can walk. Yes. That's normal. Tabii ki yürüyebilir. An elephant can walk. Yes. But ama it can't swim. I don't know. I'm not sure. Acaba yüzüyor mu? I don't think so. Maybe. Yes, this is an elephant and it can walk, but it can't climb up the trees. Yüzmesi konusunda emin olamadım. Ama ağaçlara tırmanamadığı kesin. An elephant can't climb up the trees. No, never. But it can walk. Tabii ki yürüyebilir. Good. And I like elephants. They are cute animals. They are wild but cute. Vahşi olabilirler ama onlar çok tatlılar. Yes. Crocodile, elephant. Crocodile, elephant. Crocodile, elephant. Crocodile, elephant. I'm tired. Okay. Do you like elephants? Sever misiniz? Yes, I do. Yes. Just like me. Siz de benim gibi yes, I do dediniz. Evet, siz de seviyorsunuz. This is a crocodile and this is an elephant. Good. Yes. Now let's go on with
The snake. Yes, this is a snake. Zaten adı da böyle onun çıkardığı sesle oluyor, geliyor değil mi? Snake. Yes, this is a snake. It's a wild animal. It lives in a jungle. Ormanda yaşar. Okay, what can a snake do? Yes, a snake can crawl. Crawl. Sürünebilir, yes. But it can't walk. No. A snake can't walk because it doesn't have any feet. Ayakları yok çünkü. That's normal. This is a snake and it can crawl. Yes. Good. Okay. Snake. This is a snake. This is a snake. It is long. Uzun değil mi? Yes. And it is, you know, it is very long and it's a wild animal. Yes. This is a snake. Good. Yes. What else do we have? What else? Oh, I like this one. Bunu seviyorum. Yes. This is a giraffe. 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 It is tall. Very tall. A snake is long. An elephant is big. A lion is fast. And a giraffe is tall. Very tall. Yes. This is a giraffe. Zaten biraz benziyor sanki Türkçe'ye. Zürafa, giraffe. But I like the pronunciation. Telaffuzunu seviyorum. Giraffe. This is a giraffe. Giraffe is a wild animal. It lives in a jungle with other wild animals. Diğer vahşi hayvanlarla birlikte o da ormanda yaşıyor. Yes, this is a giraffe. I like giraffes. Good. So, what can a giraffe do? Ne yapabilir ki? Yes, it has long legs. Uzun bacakları var. So, a giraffe can run fast. Good. Just like the lion and the tiger. Aslan ve kaplan gibi o da hızlı koşabilir. Okay. This is a giraffe and it can run fast. But it can't climb up the trees. No. O da ağaca tırmanamaz. Düşünemiyorum onu ağacın üzerinde. Ağaç hemen kırılabilir, yıkılabilirdi. Good. This is a giraffe. It's a wild animal. Vahşi bir hayvan. It lives in a jungle. O da ormanda yaşar. Good. There are also other wild animals, but I have the pictures of these wild animals. Sadece bunların ismi var bende. A lion, a tiger, a crocodile, a giraffe, an elephant, hortumuyla, an elephant, good, and a monkey. A monkey and a snake. Good. These are the wild animals. Now, let's talk about farm animals. Hadi şimdi gelin sizinle çiftlik hayvanlarından bahsedelim. Onlar da çok tatlılar. They are so, so cute. What are they? This? No, this is a wild animal. It's not a farm animal. This is a tiger. But behind the picture, there is a farm animal. What is it? Yes, it is a chicken. Chicken. Yemlerini böyle yedikleri için ben sınıfta öğrencilerime, yani sizlere, hareketini yaparken şöyle yapıyordum. Chicken, 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 chicken. Ağzıyla yerdeki yemleri yiyor. Sınıfta olsaydık bunların hareketlerini yapmaca oynayacaktık. Her bütün hayvanlara bir hareket bulup onların hareketleriyle tahtaya çıkıp yanmaca oynayacaktık. Olsun. Seni oynarız. This is a chicken. Yes. It's a farm animal. It lives on a farm. Yes. O bir çiftlikte yaşar tabii ki. Yes, this is a chicken. Chicken, 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 chicken. Yes. What can a chicken do? What? Ne yapabilir ki? Düşünüyorum. A chicken can walk. A chicken can walk. Yes, yürüyebilir. Maybe it can fly a bit. Çok az uçabilir belki. Bildiğimiz kuşlar gibi değil ama.
Çitin bir tarafından öbür tarafına ancak uçabilir belki. O kanatlar da boşuna olmasın değil mi? This is a chicken and it can... Excuse me. This is a chicken and it can walk, but it can't swim. Hiç yüzen bir tavuk düşünemedim. No. This is a chicken and it can walk, but it can't swim. Yes, good. Okay. Another one. Yes, this is a duck. Can you see it? Görebiliyor musunuz? Yes, this is a duck. Duck is a farm animal. Yes, it lives on a farm. Evet, bir kendisi çiftlikte yaşar. What can a duck do? A duck can swim. Yes, yüzebilir. Tavukların tersine yüzebilir ördekler. A duck can swim, but it can't run. Koşabilir mi? I don't think so. Zannetmiyorum. En azından hızlı koşamaz. Yes, this is a duck and it can swim. Good. This is a duck. Duck, duck. Good. Another one. I like this one. This is a goat. Goat. İnatçı keçi. This is a goat. It is stubborn. Ayağını direr böyle. Stubborn, stubborn goat. Yes, this is a goat. It's a farm animal and it lives on a farm. What can a goat do? Peki bir keçi ne yapabilir? A goat can run. Yes, very good. But it can't fly. Of course, no. Of course, no. It can't fly. Of course. Tabii ki uçamaz ama koşabilir, yürüyebilir. A goat can walk. A goat can run. Yes, and it's a farm animal. Do you like it? Sevdiniz mi? Yes. It has got two horns. İki tane de burada boynuzu var. Yes, it's a goat. Very good. Okay. What else? Oh, our last farm animal with a picture. Resmi olan son evcil hayvanımız. What is it? This is a horse. Can you see it? It's a brown horse. Good. A horse is a farm animal. It lives on a farm. Ormanda yaşar. And it can run fast. Very fast. Good. But it can't climb up the trees. No. Tabii ki ağaçlara tırmanamaz. Okay. Okay. Now, here is a donkey. Donkey. A-E-A-E. It says. Öyle söyler değil mi? This is a donkey. Can you see it? Yes. It's a farm animal. It lives on a farm and it can run fast. Of course. Maybe not fast. Belki hızlı değil ama. It can run. Good. It can walk. But it can't fly, swim, climb up the trees. No. But it can. Yapabileceği şey şu. A donkey can walk and run. Just like the horse. Bu da at gibi. Atın biraz daha yavaş olabilir belki. Yes. And this is a donkey. Monkey'ye benziyor değil mi biraz? Yes. Donkey. Good. We have other farm animals. Just like for example cow. İnek mesela. Ama onun bende görsel yok. Onu da hareketiyle gösterebiliriz. Süt sağabiliriz. Cow. 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 It's a farm animal. Cow is a farm animal. It can walk. Yes. And it is a cow. Okay. Good. The cow is also a farm animal. Okay. These are all about the wild animals and the farm animals. Now let's write them down. Hadi onları bir yazalım bakalım. Okay. Yes. First of all. Wild animals. Wild animals. Good. Wild animals. Neydi wild, hatırlıyor muyuz? Yes, vahşi demekti değil mi? Wild animals. Oh, there are lots of wild animals. What are they? Neydi ki onlar? For example, tiger. Yes, you remember, hatırladınız. Tiger. Küçültebiliriz. Yes, tiger. What is it? Tiger is kaplan in Turkish.
Good. And we have lion. What is lion? Lion is aslan in Turkish. Good. What else? Başka ne var? Oh, hızlı hızlı yazıyoruz. Crocodile. Yes. What is crocodile in Turkish? Neydi acaba Türkçesi? Timsah. Good. And what else? We have snake. Yes. Snake. What is snake in Turkish? Yılan. Good. Okay, what else? Başka ne vardı? Oh, we have giraffe. Good. Giraffe. What is giraffe in Turkish? Zürafa. Good. What else do we have? What else do we have? Ne vardı? Monkey. Yes. There is monkey also. What is monkey in Turkish? Easy peasy lemon squeezy. Limon sıkmak kadar kolay. Maymun. Good. And what else do we have? Başka neyimiz vardı? Unutmayalım. Yes, crocodile and elephant. Good. We have elephant. What is elephant? Fil. İngilizce elephant. Upuzun ama Türkçe çok basit. Fil. Good. Yes. These are all for the wild animals. And we have also farm animals. Farm animals. Good. Farm animals. What are they? Onlar neydi? Çiftlik hayvanlarımız neydi peki? Hadi şunun yanına da yaz verelim 2 dakikaya. Neydi? Vahşi hayvanlar diye yazabiliriz. Vahşi hayvanlar. Aklımızda bulunsun diye. Yes. And what is farm animals? That is çiftlik hayvanları. Yes. Okay. What are they? Neydi ki onlar? Biz bunları biliyoruz zaten. For example, horse. What is horse in Turkish? At. And donkey. It says, öyle der demiştik. Eşek. Good. And we have duck. Duck, duck. With a quack, quack here and a quack, quack there. Here a quack, there a quack, everywhere quack, quack. Old MacDonald has a farm. İya, iya. Yo şarkısında da vardı. Duck is ördek. In Turkish. Yes. And what else do we have? We have goat. Do you remember? 2 tane de boynuzu vardı ya. Yes. In just a stubborn goat. Yes. Goat is, excuse me. Goat is keçi in Turkish. Yes. What else? Başka ne vardı? Let's remember. Donkey, goat and chicken. We have chicken. We have chicken. Hatta isterseniz civciv demek istiyorsanız da bunu kısaltıp çik diyebilirsiniz. Onun da sesi yansımadan türemiş onun da adı. Çik 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 diyor ya civcivler işte oradan gelmiş çik diye. Çik derseniz de civciv demiş olursunuz. Chicken, tavuk in Turkish. Good. I think that's all. Let's bir check. Okay. Yes. And these are the farm animals. Of course, there are lots of farm animals and wild animals, but I have the pictures of these animals. Bir tane resmi olmayan söylemiştim. Onu da çok sevdiğim için onu da yazalım. It is cow. Böyle yapmıştık ya cow. Sütünü sayıyorduk. Cow. Yes. And cow is inek in Turkish. Good. Now, we have a question. Şimdi bizim bir sorumuz var. Nedir bu sorumuz? What can a horse do? Neydi bunu hatırlıyor musunuz? Ben sürekli sorup durmuştum. Bir at ne yapabilir? At ne yapabilir? Bir at ne yapabilir sevgili öğrencilerim? Oh, lots of things. Birçok şey yapabilir. Ama bizim burada söyleyeceğimiz mesela koş hızlı koştuğunu söyleyeceğiz. Ders anlatırken de öyle yapmıştık. İstersem a horse diye başlayabilirim. İstersem de onun yerine kısacık insan dışı varlıkları belirten it kelimesini kullanabiliriz. Diyelim direkt it diyelim biz. It can run fast. Good. Okay. Another question with the animals. Yine
Ay, benzer bir soru yine yapabiliriz. Bu sefer başka bir hayvanla. What can monkey do? O zaman şimdi siz bir sorumun ne demek olduğunu bence biliyorsunuz. Peki maymun ne yapabilir? Maymun ne yapabilir? Biz zaten bu hayvanların yapabildiği şeyleri konuşurken can'i kullanıyoruz zaten. Can'in amacı o zaten. Yine maymunun yerine istersem cansız yani insan dışındaki varlıklar için kullanılan it kelimesini kullanabilirim. It can climb up the trees. Climb up the trees. Evet, ağaçlara tırmanabilir. Evet, isterseniz şuraya da yazalım. Atın ne yapabildiğini yazalım önce. At koşabilir. Hatta hızlı koşabilir. Yes. Yes. Maymun için de ağaca tırmanabilir. Maymun ağaca tırmanabilir. Yes. Good. Okay, these are the question with the can. Can'le yapabileceğimiz sorulardan bir tanesi bu. Mesela şöyle soru değil de istersek onların ne yaptığını direkt cümle haline de söyleyebiliriz. Örnek verelim bir tane. For example, a duck can swim. Bir ördek yüzebilir. Yes, but ama it can't run fast. Hızlı koşamaz. Ya da ağaca tırmanamaz. Bunlar ya da uçabilir belki ama hani kanatları olduğu için çok çok uçamasa da biz şeyi kullanabiliriz. It can't run fast. Çok hızlı koşamaz. Hayır. Çok hızlı koşamaz. O zaman yazabiliriz altına. Ördek yüzebilir. Tam da bizim kendi kurduğumuz bir cümle. Hemen batın altına da amayı yazarsan tam karşılamış olur. Yüzebilir. Aa, ikisi de üç harf. Bat da ama da ikisi de üç harf. İkisi de aynı anlama geliyor. But it can't run fast. Ama çok hızlı koşamaz. Nereye gittik? But it can't run fast. Ama hızlı koşamaz. Good. Okay. Böyle düz cümleler de yapabiliriz yine can'i kullanarak sevgili öğrencilerim. Okey. Ya da istersek soruyu şöyle de sorabiliriz. Bu da yine sınıfta olsaydık biz bunlarla ilgili çıka çıka çuçu oynayacaktık. Yine müziği durdurup sandalye kapmaca oynayacaktık. Bunlarla çok güzel pekiştirecektik. Ama burada birkaç tane örnek vereyim ben size. Yine biz bunları telafi derslerimizde zaten oyunlarımızı oynayacağız. Yine şarkılarımızı söyleyeceğiz sevgili öğrencilerim. Mesela nasıl sorabilirim? Şöyle sorabilirim. Mesela kim sorsun? Ali sorsun. Ali desin ki can a chicken walk? Yürüyebilir mi bir tavuk? Tabii ki yürüyebilir. Can a chicken walk? Ayşe de ona cevap versin. Bakalım nasıl cevap verecek Ayşe? Tabii ki evet diyecek. Çocuklar, bunun için cevabımız şu olabilir, yeterlidir. Gözümüzü kırpmamız bile yeterli. Soruyu anladığımız anlaşılıyor ama eğer daha uzun bir cevap vermemiz gerekiyorsa biz o zaman şöyle cevap verebiliriz. Yes, bu da yeterli aslında. Yes, doğru cevap. Biraz daha uzatmak istersek tavuğu tekrar kullanmayalım. Uzun bir kelime. Onun yerine it diyebiliyorduk hatırlarsanız. Ve can ne sorduğumuz için de can ne cevap veriyoruz. Hatırlar mısınız? Do you like diye soru sorduğumuzda da mesela şöyle. Do you like watermelon? Yes I do diyorduk. Do ile sorduğumuz için do ile cevap vermiştik. Burada da can ne sorduğumuz için can ne cevap veriyoruz. Tabii ki öyle. Yürüyebilir mi? Evet yürüyebilir. Peki buradaki it ne? İşte buradaki it tavuğun yerine geçen kelimemiz olan it. Bir daha uzun uzun tavuk yazmamıza gerek yok. Bu sefer de Ahmet sorsun bakalım. Ahmet desin ki yine hadi yürümekten olsun. Can a snake walk? Peki ya bir yılan yürüyebilir mi?
Tabii ki yürüyemez. Ayakları yok demiştik ya. Orada mesela Nur cevap versin. Can a snake walk? Bakalım. Ne diyecek sevgili Nur? Nur da diyor ki, ah hayır diyecek. Şunlar bunu cevap verirken şöyle yapabiliriz. Şöyle olabilir. Şu da olabilir. No. Daha uzun da var. Onu da istersek şöyle yapabiliriz. No. It. Yine burada it yılanın yerine geçiyor. Hatırladınız mı? İnsanlıcı varlıklarda kullandığımız bir kelimeydi. Can't. No, it can't. That's enough. Daha da uzatabiliriz istersek. Şöyle diyebiliriz. No, it can't walk. Uzatmaya gerek yok ama. No, it can't. No, it can't. Yes, it can. No, it can't. Yes, it can. No, it can't. Okay, very good. Yes. Hadi gelin şimdi sizinle çocuklar dersimizi bir tekerlemeyle kapatalım. Çok güzel bir tekerlemem var burada. Can a can opener open a can? Can a can opener open a can? This is a tongue twister, dil bükücü. Tekerlemenin İngilizcesi bu. Tongue twister, dil bükücü, son dil bükücü. Okay? Peki burada neden faydalanmış? Can'den faydalanmış. Gelin yazalım. Can, bunu da ezberlemenizi istiyorum sizden. Can a can opener. Open'ı biliyorsunuz zaten açmak demek. Opener da açacak. Buradaki çocuklar birinci can'imiz evet yapabilir mi diye sorduğumuz can. Peki ikinci can ne? Oradaki can de konserve kutu. Sesteş kelime. Tıpkı bizdeki yüz gibi. Mesela ne diyoruz? Yüz. Hem yüz demek hem de sayı olarak yüz var. Hem de aktivite olan yüzmek var biliyorsunuz. İşte burada da can kelimesi sesteş bir kelime. Birinci kelimemiz yapabilir mi diye sorarken, cümle kurarken kullandığımız kelime. İkinci kelimemiz de konserve kutusu. Zaten tekerlemeye buradan faydalanmışlar tekerlemeyi kurarken. Can a can opener open a can. Ben bunu çok seviyorum. Can a can opener open a can. Hıpızlı. Can a can opener open a can. Can a can opener open a can. Can a can opener open a can. Slowly. Can a can opener open a can. Bu olmadı, çok yavaş oldu. Can a can opener open a can. Sizden de bunu çalışmanızı istiyorum çocuklar. Ne demek biliyor musunuz? Konserve kutu, konserve açacağı, konserve kutusunu açabilir mi? Türkçe'de biraz tekerleme gibi denebilir buna. Tıpkı şu yoğurdu saklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak gibi değil mi? Evet, bu da İngilizlerin bir tane tekerlemesi işte. Can a can opener open a can. Bir konserve açacağı konserve kutusunu açabilir mi? Yes it can. Tekerlememize cevap da verebilirim. Yes it can. Okay. Very good. Yes. These are all for the wild and pet animals. Thank you very much for listening to me. I love you all. See you. Bye.